İbni Cübeyr 540-614. Endülüslü seyyah, şair ve yazar İbni Cübeyr, Hicri 540'ta doğdu. Baba mesleğini devam ettirerek katiplik yaptı. Şairlik yönü de olan Cübeyr, yaptığı hac seyahati sonrasında kaleme aldığı seyahatname ile asıl ününe kavuştu. Cübeyr'in seyahatnamesi Arap edebiyatının en seçkin örnekleri arasında yer aldı. Objektif bir gözlemci dikkatiyle yazılan eser, coğrafi, tarihi, sosyolojik ve kültürel açıdan önemli bir kaynak oldu. Eser ayrıca Orta Çağ'ın en büyük Müslüman seyyahlarından İbni Battuta'yı da etkiledi. 19. yüzyılda Avrupa'da tanınan seyahatname çeşitli dillere tercüme edildi. Seyahati sırasında icazet aldığı ilimleri okutmaya başlayan seyyah, çevresi tarafından da itibar kazandı. Selahaddin-i Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlılardan geri aldığını duyunca sevincinden ikinci defa hacca gitti. Haç'tan döndükten sonra Malaka, Sebte ve daha sonra da Fas'a giden Cübeyr, burada kalarak hadis ve tasavvufla meşgul oldu. Hicri 614 yılında İskenderiye'de vefat etti. Çok sayıda şiir yazan Cübeyr'in günümüze ulaşan bazı şiirleri kitap halinde yayımlandı. Önemli eseri Er-Rihle, yani İbni Cübeyr Seyahatnamesi'dir.